Rehberden herkese merhaba, selamlar, saygılar. Bugün icra hukukunu konuşacağız, hukuk rehberini ele alacağız. Stüdyomuzda avukat Alpaslan Kayapınar var. Alpaslan Bey ile daha öncesinde boşanmayı konuşmuştuk, mal paylaşımını konuşmuştuk. Gün geldi, artık çok daha ciddi bir mevzuyu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bugün icra hukukunu konuşacağız. İcra Hadi... hukukunu konuşacağız. Artık tahsil etmeye geldik. Evet, sıra. şimdi çeşitli davalar görüldü. Çeşitli adli aşamalardan geçtik. Konusu para olan ya da olmayan sonuçta infaz aşaması, tahsil aşaması olması lazım. Hı hı. İcra hukuku da artık bu tahsil aşaması bugün birlikte. Dilimiz döndüğünce sizinle birlikte konuşacağız icra hukuku. Evet insanların genelde çok daha <laughs> derin bir bilgiye sahip olmadıkları konulardan bir tanesi. Ama başa gelince de çok da paniklenen çünkü bir zamanla da yarışma mevzu oluyor. ben şu an belki aynı durumu yaşayanlar vardır ya da böyle bir durum olduğuna gerçekten bir kez yaşamıştım. Şu sorunumu da halledememiştim diyenler için numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 0.90, 553, 0.38, 99, 48 ve rehber@trt.net.tr e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. İcra hukukuna, hacize e, dair sorularınızı bize gönderin. Biz de avukat e, Alpaslan Kayapınar'a soralım, so yöneltelim sorularınızı. Şimdi öncelikle bir e, icra olayına böyle bir giriş yapmak için icra için bir mahkeme kararı mı gerekir? Bu soruyla başlayalım. Şimdi e, bu soruyu iki parçaya ayırmak gerekir. E, daha önceki programımızda da bahsettiğimiz üzere bizim icra iflas kanununda bir ilamlı icra var, bir de ilamsız icra var. İlamlı icra adından da anlaşılacağı üzere elinizde bir mahkeme kararının olması lazım. Fakat şeyde ilamsız icrada elinizde böyle bir mahkeme kararına bir ihtiyacınız yok. Daha doğrusu her iki icra türünde de biz takip talebiyle bir dilekçeyle başvuruyorduk ve bu dilekçede eğer bir dayandığımız belge varsa bu belgenin özelliklerini, tarihini, miktarını yazıyor idik. Peki bir belgeye dayanmak zorunlu mu? İlamsız icra da zorunlu değil. Ama... Hangi durumlarda hangisi olur peki? Hı hı. Devam edeyim. İlamsız icra da zorunlu değil ama bizim belgeye dayanmamış olmamız bu alacağın, bu icra takibinin bir sebebi olmadığı anlamına gelmiyor. Hı hı. İlla ki takip talebimize biz icra takibinin sebebini de yani bu sebep bir sigortadan mı kaynaklanıyor, bir haksız fiilden kazadan mı kaynaklanıyor veya bir işçi işveren ilişkisinden mi kaynaklanıyor? Bir e, fikri haklar müessesesinden mi kaynaklanıyor? Bir yayın ilişkisinden mi kaynaklanıyor vesaire. Bunları çoğaltmak mümkün. Hı hı. Bunu takip talebimize yazıyorduk. Hı hı. Ve belgemiz varsa da ekliyoruz. Evet. Ama şeyde, de e, ilamsız icrada, ilamlı icrada özür diliyorum. Mutlaka ve mutlaka bir mahkeme kararına dayanmanız gerekiyor ki hı, hı. ilamlı icra takibine başlayabilirsiniz Yani siz takip talebine ilamlı icra yazsanız dahi Ekin'de mahkeme kararını eğer sunmamış iseniz icra takibiniz icra müdürü tarafından reddedilecektir. Çünkü sunulan şeyin bir mahkeme kararı olup olmadığını icra müdürü, icra dairesi resen yani kendiliğinden herhangi bir talep ya da itiraz olmaksızın bunu incelemek durumunda. Dolayısıyla özetle ilanlı icraya dayandığımız zaman Ekin'de mutlaka ve mutlaka bir mahkeme kararına dayanmamız gerekiyor. Ha bu bir mahkeme kararı da olabilir. Bir de icra iflas Kanununun 38. maddesinde sayılan mahkeme kararı niteliğindeki. <laughs> yani mahkeme <laughs> kararı değil ama, ama ona benzer. Kanun gereği böyle bir Kanunla. nitelik tanınmış. <laughs> evet. Bu belgeleri de sunduğunuz takdirde yine buna ilamsız ilamlı icra takibi yapabiliyorsunuz. Bu belgeleri de kısaca sayalım. Tabii buyurun. Yani arabuluculuk arabuluculuk müessesesi var biliyorsunuz. Arabulucuların arabuluculuk yetkisi çerçevesinde tanzim ettikleri Ara bulucu anlaşma tutanağı, Hı -hı. yalnız bunun sulh hukuk mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi aldığı takdirde bu mahkeme ilamı nitelinde oluyor. Ayrıca yine e, avukatlık kanunun 35A maddesince avukatların tanzim ettiği uzlaşma tutanakları yine ilam hükmünde, mahkeme kararı hükmünde. Ya da e, mahkemeler önünde e, yapılan surhler, kabuller, feragatnameler Hı -hı. bu tür şeyler de yine e, mahkeme kararı hükmünde oluyor. Aynı şekilde noterlerde yapılan düzenleme şeklinde e, imza ikrarını içeren borç kabulleri, bunlar da ilamlı icraya konu olabilirler. Evet. Şimdi şunu da merak ediyorum aslında. Yani her alacaklı için bir alternatif midir yoksa bir yolun sonundaki e, bir durum mudur icra? Yani benim sizden alacağım var. O zaman yarın seni hacize vereceğim gibi e, vardır ya böyle söylemler. Bunun yolu nedir? Şimdi kural olan e, borç ilişkilerinin rızaen ifa edilmesi, borçların rızaen ödenmesidir. Şimdi daha önceki programımızda da izah ettiğimiz üzere, yani biz e, bireysel olarak borçlumuzun yakasından tutup gidip tutamayız. Yani hı hı. bir ihkak hak yasağı var. Bizim burada meşru bir devlet gücüne, de, meşru bir icra gücüne ihtiyacımız var. Bu da meşruiyetini devletten ve kanunlardan alan e, icra organları vasıtasıyla. E, icra takipleri aracılığıyla e, dosyanın kesinleştirilmesi, ödeme emri, itiraz olmaması halinde e, haciz konulması, itiraz varsa, işte itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması e, yolu gibi prosedürler tüketildikten sonra en son haciz aşamasına hı hı. geliyor. Evet. Yani burada cebri icra, yani hı hı. cebren hı hı. rıza adaya dayalı olmayan bir işlemdir cebri icra. Dolayısıyla eğer rıza ödenmemişse e, haciz artık son çare olarak önümüze çıkıyor. Şimdi ilamlı icradan bahsettiniz az önce. Evet. Buna bir özellikle borçlu olan kişinin bir itiraz hakkı var mı? Şimdi ilamsız icradan yola çıkarak bu soruyu cevaplayalım. Hı hı. Daha önceki programda da bahsettik. İlamsız icrada e 7 günlük bir itiraz süremiz vardı. Eğer bir e, kambiyo senedine dayalı bir takip yol takip ediliyorsa buradaki süre 5 gündü. Hı hı. Bu süre içerisinde itiraz edildiği takdirde 7 gün ya da 5 gün içerisinde birinci ihtimalde icra dairesini itiraz ediyorduk. İkinci ihtimalde eğer kambiyo senedine dayalı ise icra mahkemesine itiraz ediyorduk. Evet. Burada da yine ilamlı icrada da bir itiraz yolu var fakat ilamsız icradaki itiraz anlamında bir itiraz değil. Hı. Ondan biraz daha farklı. Burada artık ilamlı icra neye dayanıyordu? Bir mahkeme kararı vardı değil mi? Evet. Yani burada bir yargılama yapılmış. Yani kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğu. Henüz neticelendirilmiş karar. Artık. Evet, neticelendirilmiş karar. Henüz kesinleşmemiş olsa bile hı hı. bir yargı kararına varılmış. Dolayısıyla burada farklı bir yöntem takip edil edilmesi lazım. Diyelim size bir ilamlı icra takibi geldi. Ekinde mahkeme kararı var. Sizin burada önünüzde iki tane alternatif var. Birincisi icra iflas kanunu 33. maddesinde, ikincisi de 36. maddesinde düzenlenen icranın geri bırakılması hı hı. şeklinde bir müessese. Birinci ihtimalde siz icra takibi size geldikten sonra, ödeme emri size geldikten sonra e, borcu ödemiş olabilirsiniz. Ya borç zaman aşımına uğramış olabilir ya da e, alacaklığıyla borçlu arasında bir anlaşma yapılıp süre verilmiş olabilir. Hı hı. Bu sebeplerle icra mahkemesine başvurup icranın geri bırakılması karar alma şansınız var. Ne kadar vaktimiz var bunun için? 7 gün, günlük bir şansınız yedi. var. 7 gün içerisinde bu itirazı yapmanız lazım. Ee, öbür türlü e, icra takibi kesinleşecek ve haciz aşamasına geçilecek. İkinci ihtimalde de e, burada dedik ki takip talebimizin ekinde bir ilan var, mahkeme kararı var. Borçlumuz eğer bu ilamı yani kendi, hak, kendine göre haklı olduğunu düşünebilir, bu ilamı istinaf edebilir, üst mahkemeye gönderebilir. İstinaftan da olumlu sonuç, lehine sonuç alamazsa bir üst mahkemeye, yargıtaya, temiz yoluna başvurabilir. Böyle bir durumda da eğer diyorsa ki dosya istinaftayken ya da yargıtaydayken alacaklı benim üzerime gelmesin, benim mallarımı haciz etmesin, evimi sattırmasın, işte Traktörüme haciz koymasın, aracıma haciz koymasın, maaşıma haciz koymasın diyorsanız bunun yolu da şu. İstinaf ya da temiz ettiğinize dair yerel mahkemeden, karar veren mahkemeden, ilamı aldığınız mahkemeden bir derkenar belgesi diyoruz. Hı hı. İstinaf ettiğinize dair derkenar belgesini alıyorsunuz. Evet. Takibin yapıldığı icra dairesine gidiyorsunuz ve o derkenar belgesini sunarak diyorsunuz ki icra dairesine bana... ...icra mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı getirebilmem için bana süre ver... Hı hı. ...diye bir talepte bulunuyorsunuz. Evet. İcra müdürü inceliyor, e, temiz edildiğini ya da istinaf edildiğini görünce... ...harçların yatırıldığını da görünce size bir teminat karşılığında... ...diyor ki hı hı. borç tutarını hesaplıyor, örnek veriyorum borç 1,5 milyonlu. 1,5 milyonluk tutarı icra veznesine nakit olarak ya da banka teminat mektubu olarak... ...yatırdığın takdirde ben sana süre veriyorum ki bu sürede 60 gün 90 gündür genelde uygulamada. Daha da uzatılması talep edilebilir. Bu belgeye de biz mehil vesikası diyoruz. Evet, Örnek veriyorum bu kelimeler. 60 gün ya da 90 gün içerisinde icra takibi duruyor, hı hı. işlemiyor. Siz bu süre içerisinde icra dairesinden aldığınız mehil vesikasını nereye götürüyorsunuz? İcra mahkemesine. Evet. Teminatı da yatırdınız. Hı hı. Dosyada bloke duruyor. Evet. İcra mahkemesi de bakıyor teminat yatırılmış, derkenler belgesi var. Dolayısıyla icranın geri bırakılması şartlar oluşmuş. İstinaftan dönene kadar ya da temizden dönene kadar dosyanın icranın geri bırakılması kararını veriyor icra mahkemesi. O kararı sistem üzerinden icra dosyasına bildiriyor Hı -hı. ya da zaman zaman biz fiziki olarak da sunabiliyoruz. Evet. Bu aşamada icra takibi hiçbir işlem yapılmaksızın dosya istinaftan ya da temizden dönene kadar bekliyor. Yani beklemeye alınabiliyor. Beklemeye alınıyor. Peki bunu evet. e, şimdi siz bunu anlatırken diğer taraftan şunu düşünün. Bunu bir avukatın takip etmesi Mutlaka. çok daha rahat olacaktır e, tabii herhalde. Ki. Tabii ki. Evet. Yani şimdi burada e, gerek yargılamada gerek icrada e, süreler konusu çok önemli. Yani evet. bir süreyi kaçırdığınız zaman geri dönüşü olmayabiliyor. Bunlar hı hı. hak düşürücüsüler de olabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla bunun profesyonel bir avukat tarafından takibi hak kayıplarını biraz daha engelleyecektir. Evet. Şimdi devam edeyim. Ee, i̇cra dairesinde yatırdığımız teminat niteliğindeki para dosya istinaftan dönene kadar orada bekliyor. Hı hı. Diyelim istinaftan borçlunun lehine döndü. Borçlunun evet. haklı olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Bu durumda icra veznesinde bekleyen para Tekrar borçluya alalım. iade ediliyor. Hı hı. Tam tersini düşünelim. Aleyhine geldiğini, istinaf talebinin reddedildiğini düşünelim. Öyle bir durumda da icra veznesinde bekleyen para kime ödeniyor? Alacaklıya Alacak ödeniyor. Hı hı. Evet bu şekilde de e, olabiliyor. Tabii e, özellikle bizi seyredenler için önemli bir soruyu sormak istiyorum. Yabancı mahkemelerin kararları da Türkiye'de icraya konulabilir mi? Şimdi normal şartlarda e, her ülke kendi mahkemelerinden aldığı kararlar o coğrafi sınırlar içerisinde geçerlidir. Hı hı. Başka bir ülkede bunun geçerliliği ya da bağlayıcılığı yoktur. Ama eğer örnek veriyorum bir Almanya veya bir İsviçre mahkemesinden alınan bir mahkeme kararının bu bir mahke, boşanma olabilir, velayet olabilir veya işte bir alacağı ilişkin e, eda hükmü içeren, yapma, hı hı. etme, yerine getirme hükmü içeren bir mahkeme kararının Türkiye'de geçerli olması isteniyorsa, bir boşanma kararı için mesela tanıma. Hı hı. Bunu daha önce anlatmıştık evet. daha önceki programlarımızda. Ama icra hukukuyla bağlantılı olan bir mahkeme kararı söz konusuysa, bizim burada yolumuz değişiyor. Tanıma değil, tenfiz. Hı hı. Biraz yani infaz bir kararın yerine getirilmesi, infaz edilmesi anlamında temfiz kararı almamız gerekiyor. Bunun için de tabii e, ülkeler arasında bir e, mütekabiliyet yani karşılıklılık anlaşmasının olması lazım. Hı hı. Bu anlaşma yoksa e, diğer e, ülke mahkemesinin verdiği kararın temfiz edilebileceğine dair bir kanun hükmü olması lazım. Bu da yoksa fiili bir uygulama olması lazım. Hı hı. Bu takdirde e, temfiz başvurumuzu yaparken diyelim Alman Mahkemesi kararını getirdik. Aslını evet. artı onaylı tercümesini temfiz dilekçemize ekledik ve temfiz davamızı açtık. Mahkeme inceleyecek kararın aslı var mı? Var. Tercümesi var mı? Var. Onaylı mı? Onaylı. E, temfiz şartları oluşmuş mu? Mütekabiliyet var mı? Veya fiili uygulama var mı? Bunlara bakacak. Ayrıca bir de... E, Hukuk davalarına ilişkin olması lazım. Bu ceza davalarına ilişkin mahkemenin Türkiye'de tenfizi mümkün değil. Hı hı. Hukuk davalarına ilişkin olması lazım. Bir de e, temfiz davası esnasında davalının e, bir takım itirazları ileri sürmemiş olması lazım. Bunlar nedir? Mesela e, derse ki bana usulüne uygun tebligat yapılmadı. Ben olmadan gıyabımda böyle bir yargılama yapıldı dolayısıyla bu hukuka aykırı da şeklinde bir takım itirazlarda bulunmaması lazım. Hı hı. Ayrıca Türk kamu düzenine aykırı olmaması lazım o ilamın. Artı e, Türkiye'deki mahkemelerin münhasır yetkisine girmeyen bir karar olması lazım. Mesela e, bir gayrimenkul Türkiye'de bulunan bir gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili Almanya'da yabancı bir mahkemeden karar, bir karar alınmış evet. olsa bile Türkiye'de bunun tenfizi mümkün değil. Yani bu Çünkü yanlış yetkili bu karar evet, vermiş oluyoruz. Evet ya bu için. böyle bir şeyi tenfiz etmek Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına evet. aykırı olduğu için ülke burada kendini korumaya alıyor. Yani buradaki gayrimenkulle ilgili kararı ben verebilirim. Hı hı. Senin verdiğin kararı tenfiz etmem mümkün değil deniyor. Hı hı. Hakim baktı, tenfiz şartları oluşmuş, tenfiz kararımızı verdik. Evet. Kararımızı elimize aldık. Ancak bu aşamada hı hı. yabancı mahkeme kararı sanki Türk mahkemelerinden verilmişçesine Türkiye sınırları içerisinde hüküm ifade ediyor. Ve ilamlı icraya konu olabiliyor. Yani Peki. bir Türk Mahkemesi kararını ilamlı icrada infaz ediyormuş gibi hı hı. biz ekini ekleyip ilamlı icra takibi açabiliyoruz. Tenfiz i̇şte. edilmiş olmak kaydı şartı ile. Evet işte burada da şu soru var. Diyelim ki... E Yakınımızdaki bir icra dairesine git. Evet. Bu olur mu? Yani az önce ülke sınırlarından bahsettik. Evet. Şimdi de illerin sınırları içerisinde mi olmalı kişilerin işte artık mülkünün olduğu yer mi olmalı oturumlarının olduğu kayıtlarının olduğu evet. yer mi olmalı yoksa istediğimiz icra dairesine gidebilir miyiz? Evet. Burada e, mevzu icra takibinin nerede açılacağı, Ankara'da mı, İstanbul'da mı, İzmir'de mi, hı hı. Hakkari'de mi, Diyarbakır'da mı? Hı hı. Bu yetki sorunu. İlamlı icrada bir yetki sorunumuz yok. Hı hı. İlamlı icrayı Türkiye'nin herhangi bir yerindeki icra dairesinden, bu Mardin Midyat'ta da olabilir, İzmir Çeşme'de de olabilir, İstanbul'da da olabilir, Sivas'ta da olabilir. İlamlı icrada herhangi bir yetki itirazı gelmesi söz konusu değil. Ya da icra müdürünün sen yetkisiz yerde açmışsın bunu reddediyorum deme şansı yok. Hı hı. Problem yok ilamlı icrada. Ama ilamsız icraya geldiğimizde burada... E Hemen genel yetki kuralımıza gidiyoruz. Hukuk Mahkemeleri Kanunumuzdaki borçlunun yerleşim yeri <laughs> icra daireleri bizim ilamsız icramızda yetkili icra dairesi oluyor. Buna alternatif yetkiler var mıdır? Evet vardır. Eğer icra takibimiz bir kombiyo e, kombiya senedine dayanıyorsa, bir çeke, poliçeye, bonoya dayanıyor ise bu durumda, çok özür diliyorum, o evrakın Tanzim edildiği yer evrakın altında Ankara yazıyordur, İstanbul hı hı. yazıyordur. Tanzim edildiği yerde de bu icra takibini açabiliriz. Evet. Bir diğer, bir diğer alternatif daha yerleşim yerine alternatif. Eğer bir sözleşmeye dayanıyorsa hı hı. icra takibimiz. Bu durumda sözleşmenin yapıldığı yer hı hı. ya da sözleşmenin ifa edileceği yerde e, ek yetki kuralları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şu var, icra takibinde itiraz yaparken. Ee, mutlaka yetkili icra dairesinde belirtmek zorundayız. Örnek veriyorum siz Ankara'da oturuyorsunuz ama sizin aleyhinize nerede İzmir'de bir icra takibi açılmış diye. Hı hı. Siz İzmir icra daireleri yetkisizdir demeniz yeterli değil. Yetkili yer neresi ise ki Ankara somut örnekte evet. Ankara icra daireleri yetkilidir demeniz lazım ki yetki itirazınız geçerlilik bulsun. Hı hı. Bir diğer konu yetki itiraza tabi. Yani borçlumuz yetki itirazında bulunmadığı zaman yetkisiz icra dairesi yetkili hale geliyor. İtirazımızın geçerli olmadığı durumda mı? Evet. Evet. Evet, yetkisiz dahi olsa yetkili, o an yetkili hale geliyor. yetkili hale i̇tiraz, geliyor. Hiç itiraz etmezseniz ya da itirazınız geçersiz olursa yetkisiz icra dairesi yetkili hale geliyor. bir de icra dairesi şunu diyemiyor size. Siz yetkili alacaklı olarak yetkisiz icra dairesinde açmış olsanız bile icra müdürü kendiliğinden yetkili olup olmadığını inceleyemiyor. Yetkisiz yerde açmışsınız, yetkiden reddediyorum gibi bir usul yok. yok. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Bunlar gerçekten detaylı mevzular ki e, ilgili insanlar için de çok önemli bilgiler. Seyircilerimizden sorular var. Evet. Hemen ilkini size yöneltelim. Merhaba, iyi yayınlar. Borçlu icra dosyasına verdiği muvafakatla e, emekli maaşından her ay 2000 Türk lirasının borca kesilmesine muvafakat verdi. Daha sonra dava açarak bu muvafakatından dönebilir mi? Emekli maaşındaki haczi kaldırtabilir mi diye somut bir soru gelmiş. Evet. Şimdi normal şartlarda e, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşlarına parantez içinde nafaka alacakları hariç hı hı. haciz konulamıyor. Hı hı. Bunun istisnası nedir? Borçlunun muvafakati. Eğer siz borçlu olarak emekli maaşınızdan kesilmesini ayda 1000, bin 2000 bin, bin ya da tamamı kesilsin diye bir muvafakat verdiğiniz zaman evet. bu kural açılıyor. Dolayısıyla sizin muvafakatiniz çerçevesinde emekli maaşınızdan her ay icra dosyasına kesinti geliyor. Siz bu aşamada somut örnekte de e, borçluğumuz ne yapmış? 2000 lira ayda kesilsin diye muvafakat vermiş. Evet. Şimdi bu muvafakat kendisini borç bitene kadar bağlar. Yani bugün muvafakat verip ...yarın ben bu muvafaketten caydım deme şansı yok. Yaz bazı şeyler ağızdan çıkmakla tükenen şeylerdir. Onun geri dönüşü olmuyor. Şart olabilir de. mi? İşte 5 ay böyle olsun ya da bir Tabii sene ki. böyle olsun şeklinde bir şart konulabilir ama Konulabilir. Mi? ama sonradan bir dönmek yok. 1 sene boyunca yok. aylık 2000 kesilsin. Hı hı. ikinci sene aylık 1000 bin kesilsin. 3. sene de 500 500 kesilsin. Yani bu tamamen sizin muvafakatinize, emekli maaşı sahibinin muvafakatine bağlı bir şey. Dolayısıyla o muvafakati verdikten sonra e, alacaklıyı daha kötü bir duruma düşüremezsiniz dava açarak e, ve verdiğiniz muvaffakata istinaden yapılan kesintiyi bir dava açarak kaldırma şansınız artık yok. Evet, hukuki netlik içinde bu gerekli aslında evet, insanların. Evet, hukuki e, güvenlik, e, güvenlik açısından. Güvenlik açısından, evet. Çok evet. doğru, çok doğru. E, Seyircilerimizin soruları var ama e, isterseniz onlarla devam edelim. İyi yayınlar. Haciz işlemi için eve gelen icra memurunun yatak odama ve yatak odama girme ve çekmecelere bakma yetkisi var mı diye sormuş. Bu da böyle film evet. sahnelerindeki korkulu rüyalardan bir tanesi. Bu tür şeyler hani daha çok e, ikamet hacizinde, ikamete hacize gittiğimizde, bir menkul hacizi yapmak istediğimizde karşımıza çıkıyor. İcra memuru e, bir ikamete gittiğinde veya bir iş yerine gittiğinde o kadar geniş yetkileri var ki, hı hı. diyelim ikamete gittiniz kapı kilitli. Evet. Bunu çilingir ve kolluk vasıtasıyla, devlet gücünü kullanarak açtırıyor. Biz hı. normalde böyle bir şey yaptıramayız. Bu meşrudur. Niye arkasında devlet gücü var? Evet. İcra gücü var. Hı hı. Açtırıyor, içeriye girebiliyor. Içeriden... Ama bu noktaya gelene kadar hı. bir sürü başka bir şey de olmalı değil mi? Yani hiç herkes böyle ya bir gün evime icra gelebilir diye beklemiyor Hayır, sonuç şimdi itibari. bunun bir öncesinde karar var. öncesinde evet. bir icra takibi var. Hı hı. O icra takibi borçumuza ulaşıyor. Evet itirazsız kesinleşiyor ya da itiraz hı hı. itiraz ediliyor. edilmemiş oluyor. Edilmemiş oluyor. Evet. Kesinleşiyor ya da itiraz edilse dahi mahkeme kararıyla itiraz kaldırılıyor, iptal ediliyor. Dolayısıyla hı hı. icra takibi kesinleşiyor, hı hı. kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla hani borcunuzu ödemediğiniz zaman ne olur? Eğer icra takibi varsa doğal evet. olarak hı. icra takibinin adı, akışı bir gereği bir haciz işlemi yapılır. Hı hı. Yani borcunu ödemeyen borçlu da icra takibine rağmen illaki evine, arabasına ya ya işte maaşına, hı hı. E, taşınmazına haciz geleceğini öngörür bilir. bilir evet. Ama hiç hiçbir e, icra dairesi de ya ey borçlu biz size hacize geliyoruz diye da davulla zurnayla gitmez. Evet. Dolayısıyla hani gittiğinde kapı kapalı olabiliyor zaten bazen. Hı hı. E, avukat talep etti takdirde alacaklı avukatı e, kapıyı çilingir ve polis marifetiyle açtırabiliyor. Hı hı. İçeriye girildi, haciz yapabiliyor. Borçlunun o anda hazır bulunması şart değil. gıyabında da haciz yapabiliyor. Eğer borçlu hazırsa, e, kilitli yerleri, kilitli dolapları, çekmeceleri e, icra memuru kolluk kuvveti vasıtasıyla hı hı. açtırabiliyor. Hı. Hani buradaki e, amaç hani keyfi bir açtırma değil bu. Evet. Veya yatak odanıza girip e, bazen hani şu şu durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Giriyoruz. Mesela diyor ki borçlu burada yaşamıyor diyor. Mesela? Biz boşandık diyor veya anlaşmalı boşanma hı hı. kararı sunuyor. Ama orada icra memuru ya da avukatın talebiyle e, borçluya ait emareler arayabilir. Hı hı. Borçlunun kimliği olabilir, cüzdan olabilir, işte sağlık karnesi olabilir. Eee borçlunun günlük kullandığı eşyalar olabilir. Hı hı. Böyle bir durumda borçlunun orada yaşadığı ispatlanmış oluyor o emareleri bulmakla. Hı hı. Ve bunların hepsi nedir? O alacağın tahsiline hizmet eden hamlelerdir. Evet. Hı hı. O alacağın tahsiline hizmet eden her türlü e, girişimi dolapların açtırılması, çekmecelerin kontrol edilmesi, borçlunun üzerinde mesela diyelim para sakladığı, bir kıymetli maden, altın, gümüş sakladığı ve bunu rızaen vermediği anlaşıldığı takdirde dahi icra memuru kolluk kuvveti, polis vasıtasıyla zor bunu kullanıp değil mi? onu borçlunun üzerinden alabiliyor. Hacizde icra memurunun talebiyle birlikte kolluk kuvveti yani polis icra memurunun emri altına giriyor. Ya yani çok geniş yetkiler var. Dolayısıyla evet. somut örnekte e, alacağın tahsilini hizmet etmek kaydıyla icra müdürü, icra e, memuru e, her türlü il türlü işlemi yapabilecektir. Ee, üzerinde bir takı varsa onu da alabiliyor mu Tabii dediniz ki. az önce? Evet. E, yani o an son dakika o mücevherleri boynuna da taksa onların bir kurtuluşu yok anladığım kadarıyla. Evet. Ee, bir sorumuz daha var. Onu da hemen yöneltelim. Merhaba. Eşimin çok fazla borcu var. Anlaşmalı boşanmayla boşanıp aynı evde yaşamaya devam edersek alacaklar eve hacize gelebilirler mi? Az önce sizin verdiğiniz örnekte olan bilen şeylerden bir tanesi. Evet. Bu soruyu nasıl yanıtlarsınız? Bununla hani bu tür bu kapsama bütün anlaşmalı boşanmalar böyledir diyemeyiz. Evet. Ama hani bazen kötü niyetli borçlar da olabiliyor. Hani eve haciz gelmesin diye anlaşmalı boşanma yapıyorlar ancak hı hı. evliymiş gibi fiilen evlilik aslında devam, devam ediyor. ediyor. Hani hı hı. eve bir haciz geldiğinde e, anlaşmalı boşanma kağıdı ibraz ediliyor. Ama böyle İyi bir... günde kötü günde evet. ama borçları benim de bende olmasın. Evet, Anlaşma yani o, bu o mantıkla, o hı hı. mantıkla bazı işlemler yapılabiliyor. Ha böyle bir durumda eğer e, icra memuru ya da alacaklı avukatı bunun hakikaten gerçek bir anlaşmalı boşanma, bu çekişmeli boşanma kararı da olabilir. Hı hı. Bunun gerçek bir boşanma olduğuna kanaat getirirse zaten o evde herhangi bir işlem yapmayacaktır. Yani bu e, borcun kişisel olduğu kabul edilir. Ama e, ortada hileli bir boşanma olduğu kanaati olursa ve içeriye girildiğinde e, borçlu o anda orada da yakalan, yakalanıyor oluyor bazen. Hı hı. Yani fiilen bir, 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 bir birlikte yaşıyorlar. Ya da e, borçlu dışarıda olmasına rağmen borçlunun günlük yaşantısında kullandığı eşyalar oluyor. Yani hı hı. borçlu bu anlaşmalı boşanma davasına, kararına rağmen o evde birlikte yaşadığını gösteren emareleri biz evet. tespit edip icra tutanağına geçtiğimiz anda yine orada da haciz yapabiliyoruz. Yani buradaki evet. sorunun e, bu iyi niyetli bir anlaşmalı boşanma mı, kötü niyetli bir anlaşmalı boşanma mı bununla alakalı bir sorun cevabı. Peki evli olan kişilerde, evet az önce şey dediniz, e, borç şahsidir dediniz ama evet. evdeki her şey alınabilir mi? Yani onun bir sınırı var mı? Şimdi burada kural olarak e, borçluya ait olan her şeyin haczi mümkün. Hı hı. Ama bunda e, bir takım istisnalar var. O istisnalardan birisi de şu, borçlunun ve borçluyla aynı çatı altında yaşayan kişilerin kişiler için lüzumlu yaşam eşyaları. Hı hı. Mesela nedir? Artık çağımızda e, hani bilgisayar bile lüzumlu yaşam eşyası diye nitelendirebiliriz bunu. Hı hı. Veya bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bunlardan eğer bir tane varsa, hı hı. bunları haciz edemiyor. Ama evde diyelim iki tane televizyon var. Hı hı. İkincisini haczi mümkün. Çünkü ikincisi artık e, zaruri yaşam malzemesi olmaktan çık çıkıyor. İhtiyacın hı hı. fazlası olduğu için o ikincisinin haczi mümkün. Evet, teşekkür ederiz. Bir diğer soru var onu da soralım hemen. İyi yayınlar, teşekkürler. Boşanma kararında e, lehine, lehime 35 bin maddi, 35 binde manevi tazminata hükmedildi. Bu paranın tahsili için nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş seyircimiz. Evet, burada bir boşanma kararı olduğuna göre, bir mahkeme kararı olduğuna göre burada takip etmemiz gereken yol ilanlı icra. Hı hı. Ama ilanlı icra yapabilmek için kural olarak mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmiyor kural bu ama bunun bazı istisnaları var bunlardan birincisi eğer karar bir gayrimenkulün aynıyla yani mülkiyetiyle ilgisi ilgili ise bunun kesinleşmesi gerekiyor ya da kişiler hukuku aile hukukuna ilişkin bir karar ise bunun kesinleşmesi gerekiyor burada 35 bin artı 35 bin şeklinde bir tazminat var ama boşanma kararıyla birlikte verilmiş bir tazminat var dolayısıyla bunu bu 35 bin hatta 35 bini ilamlı icraya koyabilmemiz için boşanma kararının kesinleşmiş olması lazım. Eğer izleyicimizin sorusunda bu karar kesinleşmişse, istinaf yoluna gidilmemişse bu durumda ...ilamlı icra yoluyla bu alacağın tahsili yoluna gidebilecektir. Ben size az önce şunu sormuştum. Bunu bir avukatla takip etmek çok daha rahat olmaz mı kişiler için diye? Zaten stresli bir yönetim biçimi yani evet. yol olmuş oluyor genelde hukuki süreçler. Bir avukatla bunu yapmak her zaman çok daha rahat. E, tabii burada insanların düşündüğü mevzulardan bir tanesi de ödenecek tutar. Yani bir evet. avukata ne kadar ödemem gerekir bu zaman zarfında diye de sorulabilir. Avukata ne kadar ödenir ve bunu kim öder? Evet, şimdi e, her şeyde olduğu gibi avukatlık mesleği de e, bir emeğin karşılığıdır. Hı -hı. Oradan bir getirisinin kazancının olması lazım ve vergilendirilen bir kazançtır. Dolayısıyla hani bizim çalışmamız genelde fikri bir çalışmamızdır ama hani işin sonunda bir e, fiziki bir eser ortaya çıkmaz. Havadadır bizim çalışmamız, Hı -hı. soyuttur. Hı -hı. Ama Hı -hı. bu bunun bir karşılığının olmayacağı anlamına gelmez. Buna da biz ne diyoruz? E yıllarca Akte. okuyorlar şimdi e, tabii hukukçuların hukukcuların e, hakkında burada savunalım. E, yıllarca o, o kadar olur. emek sarf ediyorlar e, bunun da tabii ki de bir karşılığı olacak. Hani bana hep o e, hukukçularla ilgili ücret mevzusuna Picasso'nun olayı geliyor. Yani 10 saniyede çizdiniz mi diyor. Yani çok kısa bir zaman zarfında çizdiniz. Buna bu kadar ücret istenir mi? deniyor ama diyor ki a, ama yani Picasso işte çizmiş. o yarım saat evet. ama ya da işte 30 saniye artı 50 yıl diyor. Yani tam şu an yılları yanlış vermiş evet, olabilirim evet. ama yılların emeği var. Yılların bilgisi birikimi var. O yüzden hukukçuları burada savunmuş olalım. Tabii ki burada. Siz buyurun Çok tabii. Kısa devam edeyim. Buyurun. hani burada e, zaman zaman e, bunlarla da karşılaşıyoruz. Hani avukat bey ya bir dilekçe yazdınız e, şeklinde serzenişlerle, sistemlerle beyesin, hani e, <laughs> e, karşılaşıbiliyor. Tabii ha. hani evet görünen bir dilekçedir, bir sayfa bir dilekçedir ama Hı. onun arkasında yüzlerce görünmeyen dilekçeler, görünmeyen evet. bilgiler vardır. E, dolayısıyla burada ee, sorunuzun cevabı olarak biz bu sorunun cevabını e, avukatlık asgari ücret tarifesinde buluyoruz. Hı hı. Bu tarife her yıl e, Türkiye Barolar Birliği'nin de görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından e, yenilenir ve güncellenir. Hı hı. Bir para alacağı için icra takiplerinden bahsediyoruz. Eğer icra takibinin konusu bir para alacağı ise orada e, değer arttıkça azalan bir tarife var. Hı hı. Mesela hı hı. ilk 100 bin lira için alacağın %16'sı. Yani 100 bin lira alacağınız varsa avukatınıza %16 yani 16 bin liralık bir vekaat ücreti ödemek zorundasınız. Açıyorsa 100 bin lirayı takip eden 100 bin lira için %15 hı hı. takip eden 300 bin lira için %14. Aslında net bir çerçeve Artıkça, var. Arttıkça dava değeri arttıkça alacak değeri arttıkça oran düşüyor. Hı hı. Aşağı doğru gidelim 1 milyon alacağımız olduğunu düşünelim hı hı. 1 milyon alacağı avukatlık asgari ücret tarifesine uyguladığımız zaman avukatınıza ödemeniz gereken toplam miktar 128 bin liradır Evet teşekkür ederiz genel bir çerçevesi var bunu aslında söylemiş olduk evet. bununla birlikte Çok teşekkür ederiz seyircilerimizin de sorularını bekliyoruz kısa bir aradan sonra tekrar buradayız Evet bugün rehberde icra hukukunu yani icrayı ve hadzi avukat Alpaslan Kayapınar'la konuşuyoruz. Brüksel'e bağlanacağız, avukat Sevda karşı kayaya bağlanacağız ve Belçika'da bu işler nasıl oluyormuş onları soracağız Sevda Hanım'a. Sevda Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Belçika'ya selamlar. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim Kibra Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. E, Alparslan Hocam'la icrayı konuşuyoruz. Türkiye'yi konuşurken bir de Belçika'da ne var ne yok onu öğrenelim, öğrenelim dedim de e, size de soralım istedik. Şimdi Belçika'da icra hukuku dediğimiz zaman Belçika'da özel olarak hangi durumlar icrada takibe girebilir? Tabii ki şöyle borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde durumunda tabii ki e, alacaklı alacağını tahsil etmek için ilanlı veya ilamsız icra takibi sürecine başvurabilir. E, bu durumlarda icra takibi mümkündür. İsterseniz kısa e, özetleyeyim ben bu aradaki farkı çünkü ilanlı veya ilamsız icra takibi dediğimiz zaman aradaki fark şudur: e, ilanlı icra takibinde mahkeme kararı gerekmektedir e, ama ilamsız icra takibinde hiçbir karar gerekmemektedir ve bu durumda da icra memuruna bir ödeme emri yani sözlü veya yazılı olarak istekte bulunduğunuz zaman borçluya böyle bir ödeme emri yollanır ve böylece de bu şekilde de icra takibi bilinir Ama şu fark da var ilamsız icra takibinde örneğin taşınmaz veya taşınır bir malın iadesi bu şekilde istenilebilir veya bir çocuk iadesi yani bu aile hukukunda olur ama ilamsız takibinde de sadece para ve teminat kaynaklı alacaklar için geçerlidir. Bu şekilde de yani icra takibi başlatabilinir. Peki Belçika'da icralık olan vatandaşlarımıza siz hangi konularda dikkatli olmalarını tavsiye edersiniz? Az önce belirttiğim gibi ilanlı ve ilamsız icra takibinde ikisinin arasında farkı özetledim. Şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ilanlı icra takibinde zaten karar kesinleşmiştir artık yürürlüğe geçer ve karar uygulamaya geçer. Tabii ki yine de itirazınız varsa ki genelde fazla bir itiraz mümkün olmuyor böyle bir durumda ama icra mahkemesine başvurabilinir. Fakat ilamsız icra takibine çok dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü bazı alacaklar biraz kötü niyetli olabiliyor. Burada karar gerekmediği için yani kolaylıkla icra memuruna başvurabilir ve benim şu kadar alacağım vardır bunu tahsil ediniz diye başvuruda bulunduğu zaman da icra memuru ödeme emri yolladığı zaman ve siz bunu aldığınız zaman süreyi kesinlikle geçirmemeniz gerekiyor. Yani böyle bir borç yoksa veya kısmen ödenmişse Hı hı. veya başka bir itirazınız varsa bunu 30 gün içerisinde bildirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu tamamen kesinleşmiş oluyor ve tahsil edilmesi için gereken prosedür devam eder ve bu aynı ilanlı icra takibi gibi mahkeme kararına bağlanır ve artık haciz ve son, sonrasında satışlarda mümkün olabilir. Yani bu süre kesinlikle geçirilmemesi gerekiyor itirazınız varsa. Artı bir de ödeme emri geldiği zaman ilamsız icra takiminde borç özellikle belirtilmesi gerekiyor. Neye dayanıyor borç? Faiz varsa faizler be al yani belirtilmesi gerekiyor. Alacağın e, bilgileri e, belirtilmesi gerekiyor e, ve icra memuru da sadece faiz ve borcu e, bildirebilir ama kendi ücretini de ekleyemez. Bu ödeme emrine buna dikkat edilmesi gerekiyor ve bir süre verilir. Şu süre içerisinde ödemek ödeme gerekiyordur diye bu şekilde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. İtirazınız varsa zamanında yapın yoksa tamamen artık kesinleşmiş olur ve ilanlı icra takip gibi artık yani haczedilmesi mümkün olur mallarınız. Evet şunu da sormak istiyorum Sevda Hanım size herhangi bir malı olmayan kişi itiraz etmediğini düşünelim nasıl hacizi gerçekleşilecek gerçekleşecek bu kişilerin şimdi malı dediğimiz zaman hangi mal çünkü icra takibinde yani taşınır mal vardır taşınmaz mal vardır maaş haczedilebilir yani eğer taşınmaz malı yoksa Hı hı. E taşınır malı var mı ona bakılır. Örneğin e, değerli eşyaları olabilir, tablolar olabilir. E, ve taşınır malları varsa buna tabii ki haciz edilme prosedürü başlatılır. Fakat şu vardır. Örneğin e, buzdolabına, yatak odasına, çocuk odasına yani eee e, yani yaşamak için önemli olan eşyalara haciz edilmesi mümkün değildir. E, onun dışında değerli eşyalarınız varsa tabii ki bunlar artık satışa geçilir Hacizildikten sonra. Onun dışında maaş, maaş eğer ma taşınmaz mal yoksa, taşınır mal yoksa ama maaşınız varsa haciz edilmesi mümkündür. Tabii bir kısmı mümkündür. Şimdi Belçika'da ekonomik kriz nedeniyle e, maaş yani haciz edilecek e, şeyler e, belirlendi, e, 1542 euro üzerinden sadece bir kısmı hacizde bilinir. Yani 1542 euroya kadar hiç kimse maaşınıza dokunamaz böyle bir durumda. Onun üzerinde yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk yüksekliğine göz önünde bulundurarak haciz edilmesi mümkündür. Fakat çocuk parasına haciz gelemez. Yani bu haciz edilmesi mümkün değildir. Veya engelli maaşına yardım alıyorsanız bunlara haciz, haciz edilmesi mümkün değildir. bunun dışında tabii ki diğer e, maaşlarınıza e, haciz gelebilir, bu şekilde tahsil edilebilir. Ama hiçbir şey yoksa, e, bu durumda tabii ki haciz mümkün değildir veya e, tamamen af da söz konusu olabilir. Hı hı. Örneğin e, hiçbir şeyiniz yok, tahsil edilmesi de mümkün değil. Mahkemeye başvurarak e, tamamen silinmesini. Ve e, affedilmesini isteyebilirsiniz ama bir arabanız varsa veya başka bir malınız varsa taşınması taşınır. Bunlar önce satışa e, satışa konulur, e, paralar ta, e, tahsil edilir. Onun dışında onun daha varsa borcunuzda e, diğeri de silinir. Bunlar mümkündür tabii şartlara uylursa. Evet çok teşekkür ederiz. Avukat Sevda Karşıkaya e, yayınımıza katıldığınız için ve Belçika'daki icra, iflas e, daha doğrusu hacizle dair hukuki sorularımızı yanıtladığınız için Belçika'ya selamlar, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, meslektaşımı da selamlarımı getirdim. Teşekkürler, sağ olun. Ee, evet, Sevda size selamı var. Bugün icra hukukunu konuşuyoruz, haciz durumuna yaklaşıyoruz aslında sorularımızla. Evet. Seyircilerimizin de soruları var. Soruları olanların da e, çift 090-553-038-99-48 numaralı hattımıza göndermelerini isteyelim. Şimdi icra dairelerinin de hukuka aykırı işlem yapma ihtimali var mı? Tabii ki. Şimdi zaman zaman icra daireleri de sonuçta oradaki işi yapan da bir insandır. Hı hı. Hata yapma lüksü yoksa da hata i̇htimali, ihtimali her hı hı. zaman için vardır. E zaman zaman hukuku yanlış uygulandığı, zaman zaman takdir yetkisinin somut duruma uygun kullanılmadığı ya da işlemin e, sürüncemede bırakıldığı ya da yapılmadığı e, durumlara zaman zaman icra dairesinde biz rastlıyoruz. Ve icra dairesinin kararlarının da denetleyen şikayet dediğimiz bir mekanizma var ama bu hı hı. E, hani e, şikayet e, ceza hukukundaki mağdurun faili ya da mağdurun e, suçluyu şikayet etmesi anlamında bir şikayet değil. Hı hı. Bu tamamen icra hukukuna özgü bir yoldur ve şikayet durumunda e, şikayet edilecek merci icra mahkemesidir. Denetim mercidir çünkü orası. Diyelim icra dairesi icra memuru e, yapması gereken bir işlemi yapmadıysa veya hukuka aykırı bir işlem yaptıysa hı hı. bu işlem bize eğer tebliğ edildiyse tebliğden itibaren 7 gün hı hı. yok tebliğ edilmediyse öğrenmeden itibaren yani öğrendiğiniz hukuk aykırı işlem olduğunu 7 gün içerisinde ne yapmanız lazım? İcra mahkemesine şikayet yoluyla bu işlemdeki hukuka aykırılık neyse evet. bunu belirterek delilleriniz vesairenizi belirterek şikayet yolu icra mahkemesine gitmeniz lazım. İcra mahkemesi burada eee ivedi işlerden olduğu için basit yargılama ile ve bunu talebi çok çabuk şekilde sonuçlandırmak zorunda. Zaman zaman duruşma yaparak duruşma yapmadan da dosya üzerinden de hakimin takdir yetkisine bağlı olarak dosya üzerinden de yapabiliyor ve eğer dosya üzerinden yapacaksa e, dosyanın kendisine geldiği tarihten itibaren 10 gün bakın hı hı. çok hızlı çok evet, kısa bir evet, zaman kısa 10 gün içerisinde bu şikayet talebini sonuçlandırmak zorunda icra hakimi. Hı hı. E, burada İcra hakimi yaptığı değerlendirmesinde e, işlemin iptali veya işlemin düzeltilmesi gibi kararlar verebiliyor. Ya da yapılmayan hukuka aykırı yapılan bir işlem varsa, bekletilen sürüncemede bırakılan bir işlem varsa onun yapılmasını emrediyor. yani icra dairesinin yerine geçip işlem yapamıyor ama yapılmasını icra dairesini emrediyor. Bu sayede de icra dairesinde yapılan hukuki hatalar şikayet yoluyla ne yapılmış oluyor? İcra mahkemesi tarafından denetlenmiş oluyor. Hı hı. Kontrol altına alınmış oluyor diyelim. Evet. Az önce size avukat ücretlerini sormuştum ama bir alacaklı düşünelim, e, borçlu kişinin her şeyini aldığını varsayalım ve artık bir avukat tutacak gücünün bile olmadığını düşündüğümüzde bu kişi nasıl yardımcı olunabilir? Başka bir mekanizma var mı? Evet. Şimdi e, hak arama özgürlüğü, hukuki dinlenilme hakkı bunlar evrensel kurallar ve e, anayasal haklar. Hı hı. Dolayısıyla bunlar sadece cebinde parası olan vatandaşa tanınan haklar değil. Hı hı. Cebinde parası olmasa dahi bir vatandaşın adalete erişebilmesi lazım, hak arama özgürlüğünün olması lazım, hak e, arama özgürlüğüne ulaşabilmesi lazım, hı hı. hukuki dinlenilme hakkının tecelli etmesi lazım. Burada da ee, bu amaca hizmet eden adli yardım dediğimiz bir e, kamu hizmeti niteliğindeki bir mekanizma var. Hı hı. Burada iki parçaya ayırabiliriz bu adli yardımı. Birincisi e, barolar bünyesinde kurulan adli yardım büroları. Yani durumu, ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşımız bu adli yardım bürolarına başvurup durumunu da ispatladığı takdirde Adli yardım bürosu vatandaşımıza bir avukat tahsis ediyor evet. ve avukatın ücretinde nereden karşılıyor? E, baro, baro bütçe, barolar birliğinin bütçesinden karşılıyor. Hı hı. Peki dava açıldıktan sonraki olay var bir de bu avukat ücretiyle ilgili kısmı bir de yargılama giderileriyle dava açarken harç ödeyeceksiniz. İcra takiplerinde mesela binde beş harç ödemeniz lazım ilamsız takip yapıyor iseniz hı hı. ya da haciz masraflı bir işlemdir, satış masraflı bir işlemdir, evet. işte kıymet takdiri masraflı bir işlemdir. Bunların masraflarını alacaklı olarak karşılamanız lazım. Hı hı. Ama gücünüz yetmiyor. Hı hı. Bir icra hı hı. takibi için ya da dava için e, adli yardım talebinde bulunuyorsunuz. Davayı gören mahkemeye adli yardım dilekçesi veriyorsunuz. Mahkeme sizin eğer durumunuzun olmadığına kanaat getirirse, ileride davayı kaybedenden alınmak üzere, hı hı. davayı kaybedenden alınmak üzere, Davanın yargılama masraflarını devlet bütçesinden karşılıyor. Hı hı. Peki böyle bir durumda davayı kaybeden, adli yardım talep eden kişi olursa, hı hı. böyle bir durumda yani normal şartlarda yapılan masraflar davayı kaybeden kendisi olduğu için, her ne kadar adli yardım talebi kabul edilmiş de olsa, evet. bunun e, talepçiden istenmesi lazım. Hı hı. Ama hakim yaptığı değerlendirmede eğer bu giderlerin adli yardım talepçisinden tahsil edilmesi onu oldukça zor duruma düşüreceği anlaşılır ise kararında bu tahsilden kısmen ya da tamamen ne yapabiliyor muaf tutabiliyor adli yardım talepçisini icra takiplerinde de eğer e, icra takip açacak paranız yok ise böyle bir durumda icra takibinin e, yapılacağı yerdeki icra mahkemesine Belgelerinizi ekliyorsunuz ekonomik durumunun iyi olmadığını ispatlıyorsunuz icra mahkemesi size Adli yardım talebinin kabulüne karar veriyor evet. ve siz o belgeyle birlikte icra takibini açıyorsunuz ve icra takibi açarken ki masraflarınız, ilerideki aşamalardaki masraflarınız devlet bütçesinden karşılanıyor. Hı hı. E, bu şekilde aslında herkesin... Sizin de az önce söylediğiniz gibi adli yardım hakkı ya da işte Durumu durumunu ispat ettiği durumda evet. bir avukatla birlikte bu yolu, bu süreci gidebileceğinin bir yolu. Peki şöyle bir durumda var. Siz az önce bu itiraz süreçlerinin çok kısıtlı olduğundan bahsettiniz. Birinde 5 gün, birinde 10 gün, işte 7 günlük mevzular var. Hı hı. E, tabii insanlar bu süreçleri kaçırmak istemezler ama diyelim ki öyle oldu. Bu itiraz zamanlarının kaçtığını düşünelim. İkinci bir şans var mı? İzlenebilecek evet. bir yol var mı? Her zaman var. Şimdi e, vatandaşımız bilerek ya da bilmeyerek bazen haklı sebeplerle, bazen keyfi olarak hani bu itiraz sürelerini e, kaçırmış olabiliyorlar. Eğer somut sizin sorunuzda gecikmiş itiraz durumu varsa hı hı yani 7 günlük süresi geçmiş ama bu süre içerisinde Allah korusun bir afete maruz kalmış olabilir, deprem hı hı. olmuş olabilir, bir salgın hastalık olabilir ameliyat olabilir, bir sağlık sorunu olabilir, ee, bu türlü makul sebeplerle itiraz edemediğini ispat, icra, ederse, değil ispat mi ederse ve bunu hı hı. icra mahkemesine gecikmiş itiraz yoluyla bildirirse, icra mahkemesinin e, bu kabul kararıyla hı hı. sanki süresinde itiraz etmiş gibi itiraz icra dosyasına konur. Hı hı. Diyelim böyle bir durum yok, gecikmiş itiraz durumu yok. Vatandaş bir şekilde süreyi geçirdi, hı hı. icra dosyası kesinleşti. Evet. Ya böyle bir durumda hani borçlu konumunda gözüküyor. Hı hı. Vatandaşımız eğer eminse borçlu olmadığından herhangi bir sebeple ödemiş olabilir, zaman aşımına uğramış olabilir veya farklı sebepler olabilir, süre verilmiş olabilir. Bunlardan emin ise yapacağı şey menfi tespit davası, hı hı. yani borçlu olmadığının olumsuz tespit davası diyoruz buna. Borçlu olunmadığının tespiti için mahkemeye başvuracak. Yalnız burada şöyle bir tartışma da var. Ee, Tabi burada görevli mahkeme eğer ticari bir iş söz konusuysa ticaret mahkemesi, bir kira ilişkisi söz konusuysa hukuk mahkemesi, tüketici ise tüketici iş hukukundan kaynaklanıyorsa iş mahkemesi hı hı. ne menfi tespit davasını açması gerekiyor. Yalnız burada e, daha önce anlattıklarımızdan farklı olarak bir ara buluculuk yoluna gitmek gerekir mi gerekmez mi evet. ee, sorusu var. Hı hı. Hani yargıtayın buradaki görüşü şu. Menfi tespit davasında bir miktar paranın ödenmesi gibi bir şey söz konusu olmadığı için Yargıtay'ın görüşü bu tür menfi tespit davasında bir tespit niteliğinde olduğu için hı hı. öncesinde dava şartı ara buluculuk yoluna gitmeye gerek bulunmamakta olduğunu söylüyor Yargıtay'ımız. Evet, ee, şimdi icrayı konuştuk da sanki icra ile haciz aynı şeymiş gibi gelir normal günlük Türkçe kullanımında. Evet. Haciz nedir? ve hacizde mesela ihtiyati haciz diye de bir şey var. Bunun farkı nedir? Şartları nedir? Evet. Ve tabii ki de en son bu yani asası birkaç soruyu birden sormuş oluyorum böylelikle. Ha, haciz edilen eşyalar az önce Belçika'ya da sorduk, Sevda Hanıma da sorduk. Evet. Haciz edilen malların geri gelme ihtimali var mı? Yoksa onların satılma ihtimali var mı? Biz borcumuzu ödeyip o malları kurtarma ihtimalimiz var mı? Şöyle bir genel çerçevesinden bahsedebiliriz. Evet. Şimdi süreci başa döndürelim. Tamam. Takip talebimizi icra dairesine verdik borçumuza ulaştı. Evet. Herhangi bir itiraz olmadan kesinleşti ya da itiraz oldu, mahkemeden kaldırıldı, iptal edildi hı hı. itiraz. Bu şekilde kesinleşti. Artık önümüzde haciz yapmak için bir engel kalmıyor. Haciz aslında resmi, meşru bir el koymadır. Hı hı. Ama buradaki el koyma e, o malın mülkiyetine el koyma değil. Hı. Ya da o malı borçludan alıp mülkiyetini alacaklıya verme şeklinde bir el koyma değil. Hı hı. İcra iflas kanunun mantığı bu malın satılıp gelen paradan alacaklığının tatmin edilmesi. Ha yetmiyorsa yeni hacizler yapılması. Hı hı. Haciz bu demek. Evet. Yani dediğimiz gibi kural olarak da e, borçlunun bütün malları haciz edilebiliyor. Onların istisnalarını birazdan sayayım hangi mallar haciz edilemiyor. İhtiyatı hacizden bahsettiniz. Evet. İhtiyati haciz de normal hacizde ne yapılıyordu? Borçlunun haberi oluyordu. Hı hı. Yani bir haciz yapılabileceğini kesinleşmiş çünkü bir ödeme emri gelmiş. İleride bir tarihte bir hacize maruz kalabileceğini az çok tahmin edebiliyor borçlu. Hı hı. Ama ihtiyati hacizde bir tedbir niteliğinde bir şeydir ihtiyati haciz ve borçlunun bundan haberi olmaz. Borçluya haber verilmez. Hı. Bu da bir ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Hı hı. Burada bir e, mahkeme kararıyla e, hacizin ihtiyati hacizin mümkün olabilmesi için de bu alacağın bir para alacağı olması lazım, vadesinin gelmiş olması lazım Hı -hı. yani ödeme zamanının gelmiş olması lazım. Ödeme zamanı gelmemiş olsa bile e, marka mal kaçırma emareleri, kaçma emaresi işte mal varlığını azaltma, kötü niyetli tasarruf Hı -hı. yapma emarelerinin olduğu anlaşıldığı takdirde yine mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı veriliyor. Bilirim ama yine öngörü olabilir yani büyük ihtimalle bir ödemesi olup zaman evet, geçmiş olan ve artık yani mal kaçırma işlemlerine öngörebilir. Evet. Ama zamanını öngöremez burada Hı -hı. borçlu. Yani evet. çat kapı yapılır bu ihtiyati aciz çünkü. Hı -hı. Böyle bir durumda ihtiyati aciz kararını alan alacaklı %15'te teminat yatırmak zorundadır. Hı -hı. Yani bu herkes bunu alamıyor. Bu teminatta ola ki ihtiyati hacizde haksız çıkarsa alacaklı borçlunun muhtemel zararlarına karşılık gelmek üzere yatırılan bir teminattır. Bu teminatta yatırdıktan sonra ihtiyat aciz kararıyla 10 gün içerisinde bu evet. ihtiyat aciz kararını icraya intikal ettirmemiz lazım. Aksi takdirde hükümsüz kalıyor bu karar. 10 hı hı. gün içerisinde icra dairesine e, takip talebinin ekinde bu ihtiyat aciz kararını veriyoruz ve icra dairesi borçluya herhangi bir tebligat göndermeden, borçluya haber vermeden, hacizli kabil bütün işte taşınmaz, taşınır veya araç ee, 1 bölü 4 maaş hı hı. bunun gibi bütün e, banka hesapları bütün mallarına haciz koyabiliyor. Evet İcra dairesi. İhtiyat haciz evet. de bu şekilde Evet, Bilmiyorum. dolayısıyla aslında icra hukukunun çerçevesini çizdik ama seyircilerimizin soruları var. Hemen onları da size yöneltelim. Merhaba, işlerim bozulduğu için 120 bin Türk lirası tutarlı bonoyu ödeyemedim. Alacaklı icraya verdi, ödeme emrine karşı icra dairesine 5 gün içinde itiraz etmeme rağmen arabama haciz konuldu. Bu hacizi kaldırabilir miyim diye sormuş seyircimiz. Evet, burada bir bonodan bahsedildiğine göre bir kambiyo senedi niteliğinde bir evrak Burada takip edilecek yol yol kambiyo senetlerine mahsus ilamsız takip. Hı hı. Ve burada da itiraz süresinin 5 gün olduğunu söylemiştik. Burada süre doğru evet. süresinde itiraz etmiş. Ama buradaki itiraz merciği icra dairesi değil. Hı hı. icra mahkemesi olması gerekir. İcra dairesine yaptığı itiraz e, kambiyo takibinde geçerli bir itiraz olmadığı için e, burada icra takibi kesinleşmiş gözüküyor. Evet. E, ama e, icra mahkemesine yapmış olsaydı icra mahkemesi Eğer itiraz haklı bulduğu takdirde e, icra takibini durduracaktı. burada öyle bir şey söz konusu değil Dolayısıyla yaptığı itiraz yanlış merceği yapıldığı için kesinleşmiş aracı haciz konulmuş hı hı. E, bu hacizin kaldırılması mümkün değil ama borçlumuz borcu ödediğini düşünüyorsa hı hı. imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa yani, yani haksız yere bir böyle şekilde, bir evet, olduğunu, haksız düşünüyorsa, şekilde buna maruz kaldığını düşünüyorsa ya gecikmiş bir itiraza başvuracak şartları varsa ya da bir menfi tespit davası açarak borçlu olmadığını ispatlayıp hacizi hı. öyle kaldıracak. Evet, teşekkür ederiz. Bir diğer soruyu da soralım hemen. Merhaba, iyi yayınlar. Kiracım 3 aydır kirasını ödemiyor. İlamsız icranın kural ol, kural olarak sadece ...para alacakları hakkında yapılabileceğini söylemiştik. Evet. İlamsız tahliye bu kuralın istisnasıdır. İcra yoluyla tahliye edebilir miyim diye sormuş bir seyircimiz. Evet ericimizde. aslında izleyicimiz konuyu özetlemiş burada. Hı -hı. Ee, biz en başta ne dedik? İlamsız icra sadece para alacakları için Evet yapılan bir, yapılabilen bir yoldur demiştik. Hı -hı. Ama bunun da bir istisnası vardı. İlamsız tahliye. Hı -hı. Burada eğer 3 aydır ödenmiyorsa bizim... 7-30 günlük dediğimiz 13 örnek diye adlandırdığımız bir e, icra takibi yolumuz var. Hı hı. Burada para alacağı yolu ile tahliye yolunu aslında kanun koyucu ne yapmış birleştirmiş aynı takip altında. Normal şartlarda biz tahliye davalarını nereye açalırız, hukuk mahkemesini açarız. Hı hı. Ama kanun koyucu sulukuk mahkemesine açılacak tahliye davasıyla kira alacağı icra takibini birleştiriyor, 7-30 günlük ödeme emrini gönderiyor. 7 gün içerisinde eğer itiraz etmezse takip kesinleşiyor. Hı hı. Yalnız 30 günlükte bir bekleme süremiz var. Evet. 30 günlük bekleme süresini bekliyoruz. 31. günü olduğu anda halen ödenmemişse hı hı. icra mahkemesinden ne yapabiliyoruz? Tahliye kararını alabiliyoruz. Evet. Ödenmişse bu durumda takip şey devam ediyor. Kontrat devam ediyor. Hı hı. Tahliye edemiyoruz. Evet. Dolayısıyla burada tahliye yolu, ilamsız icra ile tahliye yolu mümkün. Evet çok teşekkür ederiz. Zor konuları konuştuk bugün sizinle. Evet. Ee, icra hukukunu ele aldık. Avukat Alpaslan Kayapınar'la. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yine bekleriz Avukat Bey. Ee, biliyorsunuz sizin geldiğinizde seyircilerimizden de çok yoğun sorular geliyor. Biliyoruz ki seyircilerimiz de sizi çok seviyorlar. O yüzden tekrardan bekliyoruz. Alpaslan Kayapınar'ı. Ayrıca Sevda Karşıkaya'ya da bağlandık. Belçika'ya. Ona da Belçika'daki icra durumlarını sorduk. O konuya dair de sorularımızı yönelttik. Yarın Yarın Türkiye saatiyle saat 16'da yine buradayız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.